cehaletçiler veya bu mazeretçi dediğimiz arkadaşlar aslında çok ciddi bir tenakuzun da içine düşüyorlar. Nasıl biliyor musunuz kardeşler? Bakın, takip edin Facebook'larını, YouTube kanallarını, takip edin. İş Allah'a şirk koşanları tekfire geldiğinde biz kadı değiliz. Biz kimseye kafir diyemeyiz. Biz insanların müşrik olduğuna hüküm veremeyiz derler. Ama ne zaman ki söz konusu Müslümanlar olsa, bunlar harici, bunlar cehennem köpeği. Kardeşim sana demezler mi? Sen kadı mısın ya? La kadı değilim diye Allah'a açıkça şirk koşan insanlara bile sen müşrik diyemiyorsun. Ama iş Müslümanlara, laf Müslümanlara gelince kadı kesiliyorsun başımıza. Sen Allah'a şirk koşana müşrik diyemiyorsan, harici olan bir Müslümana da harici diyemezsin. Senin işin değil bu. Usulünle çelişme. Müşriye müşrik diyemiyorsan, harici olana da harici diyemezsin kardeşim. Ama yok, gerçekten müşriye müşrik diyorsan, kafire kafir diyorsan, tamam o zaman harici gördüğün bir adamı da harici de. Ama bunu yapamıyorsan bunu da yapma. Adaletsiz olma, adaletli ol, Allah'tan kork. Bak biz usulümüzle uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Biz diyoruz ki cezalandırma kadının işidir. Ama cezalandırmanın haricinde iş muameleye gelince bunun için kadı olmaya gerek yok. Hele kadının olmadığı yerlerde Müslümanlar ilimlerinin gerektirdiği şeyle bir insana küfürle veya şirkle hüküm verip onun gerektirdiği muameleyi ona tatbik edebilirler. Bak bizim usulümüz bu. Dolayısıyla biz mesela harici derken de aynı usulü takip ediyoruz. Mürciyesin derken de aynı usulü takip ediyoruz. Ama sen müşriye müşrik diyemiyorsun. İş Müslümanlara gelince cehennem köpeği, hariciler böyle ağızlarından salya akarcasına Müslümanlara dillerini uzatıyorlar. Gerçekten harici olana söyle bunu. Ama vallahi senin harici dediğin adamlar belki Müslümanların en hayırlı insanları. Sadece seninle bu konuda uyuşmadığı için sen onlara harici diyorsun. Allah'tan olsun, Allah'tan korkun.